Herkese selam Pes Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Dostlar Kaan kardeşimiz resamdayız. Kendisine 1 TL çıkarttırmada kadrosu satışta inanılmaz bir kadroyla karşı karşıyayız. İnanılmaz keyifli ve güzel bir video olacak. Şimdiden like'ınızı atabilirsiniz. Eğer sonrasında beğenmezsen like'ı geri çekebilirsin. Sonuçta geri çekme özelliği var. Dostlar bugün Kaan'ın hesabındayız. Instagram adresini şuraya bir yere koyu olacağım. 1 TL'de açık arttırmadan en yüksek teklif verene kadroyu verecek. Kendisiyle irtibata geçebilirsiniz. Ama öncelikle kadroyu bir beğenip, beğenip beğenmeyeceğinizi kontrol etmemiz lazım değil mi? Bu kadroyu beğenmeme ihtimaliniz gerçekten de yok. Bakalım nasılmış Çabi Alonso menajerle başlıyoruz. Toplam menajer kimler var kimler yok bir kontrol edelim. Scaloni, Mikel Arteta, Martinez, Xabi Alonso, Ten Tenag, Southgate olmak kaydıyla toplamda 2-4-6-7 tane bostlu menajerin olduğu görünüyor. Scaloni ne oynatıyor diyor. Aa, Scaloni de top çevirme ve hızlı kontra atak. Bu da ilginç ha. Top çevirme ve hızlı kontra atak ikisini de iyi oynuyor. Zaten Southgate'i biliyorsunuz o da hızlı kontra atak ve uzun top kontrayı ikisini de iyi oynuyor. Menajer konusunda rahatlıkla ya yani bundan iyisi olamaz. 343 bin GP az ama bakalım geri kalanlar ne olacak ne bilecek. Şöyle boş bir kaleci alıyoruz dostlar. Seviye antrenmanını kontrol edeceğim. Seviye antrenmanı yani bakıldığında GP ve seviye antrenmanı az. Menajer konusunda okey. Seviye antrenmanı ve GP az ama bakalım kadro nasılmış birlikte kontrol edeceğiz. Hemen bastım. Şimdi kalecilerle başlıyorum. İyi bir şekilde başlayıp iyi gitmeyi çok istiyorum. İnşallah istediğim gibi olacak. Peter Çeyi gördüm çok güzel aldım. Şimdi Casillas var, Magdan var gördüğünüz gibi. 97'lik Simon var ve eski ka kartlardan Dida var. Şu Dida'nın e artık destansızı gelsin be kardeşim. istiyorum ya şu destansı gelsin. Bütün kalecileri tokatlasın istiyorum arkadaşlar. Ee, kaleci olarak yeterli bence daha fazlasına gerek yok. Zaten... Peter Çey varsa Allah bereket versin. 103 başladık. Oliver Kahn olsa 104 başlayacaktık. Daha iyi olacaktı. Ama olsun. Peter Cey mi, Oliver Kahn mı? Yorumlara bir yazsınız da çok merak ediyorum. Ben ikisinden ikisinden biri olsa seçme hakkım olsa sanırım ben Peter Cey'i seçerdim. Yukarı doğru çıktık stoperler. Bu arada GP ve DP az dedik ama burada mesela çok fazla oyuncu var. Bunları rahatlıkla silebilirsiniz. DP ve GP kazanabilirsiniz. Bakın bir ton oyuncu var. Biz tabii stoperleri kontrol edeceğiz. Stoperler gördüğünüz gibi dostlar. Bakın. Normal bir hesaptan daha fazlasından bahsediyorum. Cannavaro, Maldini, Puyol, Baresi, Ferrer, Nesta, Beckenbauer, Nesta'nın diğer kartı, Defray, Smalling, Tomori, Aldair, Van Byten, Kolibali bunların hepsi sadece stoper arkadaşlar. Yani daha beklere bakmadık, daha bilmem bakmadık. Sadece stoperdeki kartları görebiliyorsunuz. Gerçekten inanılmaz iyi. Şöyle yapacağım. Baresi de 103 oluyorsa Maldini buraya çekeceğim. Puyol 103 oluyor mu? Bir şey söyleyeyim mi? Uzun süredir yapmadığımız bir şey. Sadece stoperleri devşirme olarak da kullanarak 4 stoperi ikisi bek oynayabildiği için hepsini 103 ile şu anda başladık. Yani Virgil van Dijk yok 104 olacak olarak. Hani eksik olarak onu söyleyebiliriz. Ama şu anda defans anlamında uzun süre e-futbol 2025'in başlarında da rahatlıkla top açmadan ilerleyebileceğiniz bir hesap olduğu çok belli. Puyol ve Maldini devşirme. Kan Navarro, Baresi, Kalede, Peterc'e şu an 103 olarak gidiyoruz. Daha bek adamlarına bakmadık. Bu çok önemli bir detay. Ee, şu an e, de, 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 de alabiliriz ama rezervde şu anda kalanlardan bahsedelim. Ferrer, Nesta, Beckenbauer, Nesta'nın diğer kartı. Defray, Smalling, Tomori, Aldar, Fambayta, Kolibari bunların hepsi destansı kartlar ve daha ya, rezervde kaldılar. Çıktık yukarı. Solbek burada bitiyor. Roberto Carlos 103 oluyor mu? Roberto Carlos da 103 oluyor mu? Şöyle yapabiliriz dostlar. Hiç fark etmez bu arada. Hani e, ee, Baldini kalsın, Baresi kalsın. Önemli olan reytingi kırmaya çalışıyoruz zaten. Kolektif gücü. Di Marco var gördüğünüz gibi. Kande'ye var. Costa Kurta var. Yani Roberto Carlos'un dışında. Devşirme Maldini'yi saymıyorum. 3 tane daha mevkisi Solbek bek olan aldığımız Carlos'un dışında gördüğünüz gibi oyuncu vardı dostlar. Çok iyi. Gelelim Sabek kısmına. Sabek kısmında abi çok iyi ya. Hakikaten gerçekten son zamanlarda gördüğüm en hesaplardan biri. Arayo, Turan, Filip Nam, Fambisaka, Arnold, Kafu, Maicon, Di Lorenzo. Bu da Oddo mu? Buradan Oddo Balice de selam olsun. Arkadaşlar Sabek'lere bakar mısınız? Zaten 103 oluyor biliyorsunuz ki. Şu ikiliyi koyalım 103 olarak. Geldim Philip Lama aldım 104. En azından defansta birini 104 yapmak iyi oldu. Tek eksik Virgil van Dijk ya. 104 rating olarak Virgil van Dijk olsa süper olurdu dostlar. Gördüğünüz gibi defans hatları gerçekten Kaan'ın hesabında inanılmaz iyi oluşturduk. Başarılı. Şu anda Turam 103 oluyor. Van Bissaka 102 olacaktır. Ama Turam'la bir 103 en azından yedekleri de bir kontrol ederiz. Şu anda 2-4-6 Oddo'yu da sayarsak 7 tane bek oyuncusu var Philip Lam haricinde. Çok iyi. Defansif orta saha kısmı biliyorsunuz. Defansif orta saha da çok iyi 103 kartlar var. Hangileri var bilmiyorum. Şöyle çıktığımda... Şaka mı bu ya? <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Bu şaka mı? 1, 2, 3, 4, 5, 6... 6 tanesi net 103 oluyor biliyorum. Bak 1, Joshua Kimmi, Makalele, Raycard, Steven Gerrard 104 oluyor zaten. Steven Gerrard'ı geç kim mi? Makalele, Ferdinand, şey Ferdinand, Ferdinand mı gelecek acaba lan? Valla Manchester United'lı Ferdinand gelir mi? Kim mi? Makalele, Raycard, Pirlo. 4, Matius 5. 5 tane şu anda 100 beyler rekor gelebilir. 3200 lira hat geçeceğimizi şimdiden tecrübelerime dayanarak söylüyorum size. Defans attı ve bek okey. Defans forta okey. Bunları rezerve alacağız bu arada. Çıktık yukarı. Göbek orta sahadan bir tane sıkıştırabilirsek Pedri var, De Jong var. Pedri'yi alıp 102, Pedri 103 olmuyor muydu ya? De Jong 103 oluyor De Jong. süper. Deko var, Xavi var, Matius var. Eski kartlar da var bu arada. Pedri var. Göbek orta saha genelde oyunda zayıf olan şeydir. Göbek orta sahada kadro kurarken çok aman aman öyle oyuncu bulamayız arkadaşlar. Maksimum De Jong falan gelir. Onlar da mevcut zaten gördüğünüz gibi. Çıktım yukarı. Oy, Roberto Carlos'u aldım. Rob, Roberto... Oğlum ne? Ben bu isimlerde bugün ne oldu arkadaşlar? Bir uykusuz falan çektiğim için mi? Bilmiyorum ama çeki düzen ver Serdar kendine. Ya da çok mu panik yaptım? Tansiyon 17-18'lere çıkmış olabilir. Beckham'ın normalde 103 olduğunu biliyorsunuz. O yüzden ben David Beckham'ı şimdilik almıyorum kadroya. Rafael Laio'yu da buraya çekiyorum. Bu arada Beckham'ı tekrardan fullleyip 103 yapmaya gerek yok. Beckham'a gelene kadar zaten Beckham kadro dışı kalacaktır diye düşünüyorum. Beckham, Bruno Fernandes de var gördüğünüz gibi. Bruno Fernandes şöyle 102 oluyor center for pozisyonda. Ofansif orta sahalara bakacağım. Ofansif orta sahalar adamın dibidir. Hadi bakalım hadi. Abi çok iyi bak Bellingham. Bellingham'ı aldık. Netvet. Netvet'in bu ofansif orta saha kartı 103. Zico, Zico 104 oluyor. Tamam Zico'yu aldım. Ee, burada hemen Gullit'i aldım. 103 yaptım. Musiala var kaka. Hunes, Tottis, Schneider, Simons, Rui Costa, Guti, Seedorf, Wirs falan filan. Inter, Milan. Hepsi mevcut gördüğünüz gibi. Şimdi asıl forvetlere geleceğiz. Martinelli 104 yaptık. Ee, şeyin bu kartı 103'lük kartı David Villa'nın Neymar Ronaldinho 103 oluyor gördüğünüz gibi David Villa'yı aldığımda Santriforu 103 oluyor Frank Ribiri var ee, eğer bombacı isterseniz Chiesa ve Son var gördüğünüz gibi çıktım Lionel Messi'siz olmaz çok güzel kanat da oynuyor Griezmann'sız olmaz Griezmann 105 Kroj'süz ee, olmaz çok güzel e, or, çıktım yukarı Center forlardan bizi bir bizi bir şaşırt be. Bizi bir şaşırt. Abi bak Messi zaten mevcut 106 bir de diğer 106 Lautaro Martinez var ama 104. Şu an ekstra bir şey kalmadı. Yani şöyle koyabilirim. Fa abi o David Villa da 104 oluyor. Oha! Dostlar inanılmaz bir Kantona ka da 104 oluyor. Hiç zaman kaybetmiyorum. Hiç zaman kaybetmiyorum. Şimdi Dört tane daha Messi var gördüğünüz gibi. Şimdi ilk önce 104 olanları. Aldım David Villa. Ee, fan Basten olmuyor değil mi? 103. Bir dakika panik yaptım şu anda. Cruyff 104 oluyor. Ee, Romario 104 olur mu? 104. Şöyle geldim. Cantona. 104. Bellingham. Rafaelo, başka 104 olan biri yok. Zaten Deunggu koymuştuk, 104 olmuyordu. Dostlar inanılmaz bu arada ya, gerçekten. Şöyle alıyorum, yani şu anda ekstra bir şey yapmaya gerek yok. Geri kalanında full 103 yapacağız. Ve daha sonra ben size rezervde kalan oyuncuları göstereceğim. Yani ilk 11 ve yedekte kadromuzu alamadığımız oyuncuları göstereceğim. Gerçekten son dönemlerde. Rekor şu an kaç olur bilmiyorum ama son dönemlerdeki en geniş kadrolardan biri diyebilirim. 3218 yaptık. Dostlar ilk 11'i görüyorsunuz. Yedekleri görüyorsunuz. Aynı zamanda mesela e, Virgil van Dijk yok 104. Bellingham 106'lık Bellingham yok mesela. Yani onlar reytingleri inanılmaz yükseltiyor. Bakın bu oyuncular şu anda rezervde kalan oyuncular. Oyuncular. Şöyle yavaş yavaş aşağı doğru ineceğim bunların hepsi rezervde kalan oyuncular gördüğünüz gibi dostlar işte aşağı doğru iniyorum hakikaten bu arada kıvara mumara osi kartlar bile mevcut bakın full destansı hepsi rahatlıkla burada showtime destansları da görebiliyoruz hakikaten yok yok bakar mısınız ya inanılmaz ya hakikaten hoşuma gitti. Gördüğünüz gibi hesap bu şekilde. Kaan'ın Instagram'ını şuraya bir yere koyuyor olacağım. Kendisiyle irtibata geçebilirsiniz dostlar. İzlediğiniz için çok sağ olun. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.